Sadi nasılsın? İyiyim Zehra, sen nasılsın? Açım, uykusuzum, uyuyakalmışım. Kimse uyandırmamış. Şu an çok yalnızım be Sadi. Neyse, ne yaptın, senin iş halloldu mu? Halloldu ya, bu yeni çocukların reytinglerini beğenmemişler. İşte bize yalvar yakar oldular. Ben kabul etmeyecektim de Ahmet'le Murat araya girdi. Bir daha ben de bir şey demedim. Vedat orada mıydı? Buradaydı, ne oldu ki? Henüz bir şey olmadı. Neyse Sadi, çok sevindim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum hadi o tipin neyini düzeltiyorsun aynada? Hadi geç kalacağız ya, hazır yayınlanmışken. Kardeşim bak, Rambo bitti de Star TV şimdi Rocky serisini yayınlarsa var ya, anlığımızın resmidir ha. Ben sana diyeyim, 6 tane film arka arkaya biteriz oğlum. O diyetisyene ben de geleyim kardeşim. Kadın seyirci sever, reyting alırız ha. Diyetisyen de detokstur. Belki abla çok güzel bir abladır oğlum. Vay yakışıklılara bak hele. Ne yapıyorsunuz? Vallahi işte gördüğün gibi. Ne olsun, senden ne haber? Sana ne? Bana bak, seni kayıtlı aldım ha. İyi oldu aldın. Ya ben seni kaç kere aradım Salih abi, telefona melefona bakmadın hiç. İptal oldu o iş. Alınan mal geri verilmez Ahmetciğim. Ayrıca telefon buralarda bir yerlerde ama bir türlü bulamıyorum. Allah aşkına ya, müfettiş gadget tipe bak. Bu kılık ne Salih ya? Oğlum bakkala kadar gittim, üzerimde ne varsa geçirdim lan. 4 kilo eksiğim var ya benim. Tartılırsam ağır bassın diye. Ağır basayım diye ağırlık mı taşıyorsun sen abi? Ya taşırken kilo versen ne olacak? Oğlum bakkala kadar gittim lan, ne kilosu vereceğim? Bu diyetisyen meselesi ne ha? Ben de geleyim mi? Ben de konuşayım. Bana da bir faydası olur belki. Sarıç'cığım sakin, sakin, sakin. O röportajı biz program için yapıyoruz. Ratingleri biraz yükseltmemiz lazım, anladın? Hani rezil olduk ya senin sayende, sağ olasın Türkiye'ye, NTV'de. Senin o diyetisyen olayını ayarlarız. Yani şey yaparız, Ahmet, ayarlar Ahmet. Ha, tamam o zaman. Bakkala gittim ya, üzerimde 80 lira vardı. Onların hepsini 50 kuruşluk yaptırdım. Şimdi üzerimde 160 tane madeni para var. Ya hadi ya, hadi ya. Bu ne lan? Ne bileyim, çözemedim ki arkadaş. Tamam, onu oraya koy. İşte oradan alırsın Ahmet abi. Oturturuz oraya, işte hallederiz, tamam mı? Işık ışık. Hah güzel. Nerede lan bunlar? Arkadaşlar hazır mıyız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya. Yavaş, yavaş. Ahmetciğim bak ben sana diyeyim, bunun kafa yarı bozulmuş. Bozulmuş. Ne diyorsun lan sen? Abi ben senin esprine espriyle karşılık veriyorum. Espri mi yapıyorum lan ben? Set hazır mı diye soruyorum. Orhan Gencebay gibi sordun ya, ben de hani şarkının devamını getireyim ki dedim böyle. Çırpındıkça batıyorsun Çinokça, çırpındıkça batıyorsun. Değil mi Ahmetciğim? Tahta suyu emince tabii. Değil mi Muratcığım? Böyle bir kalas çıkıyor işte ortaya. Hayır yani niye bu kadar kızıyorsunuz ki abicim? Ben anlamadım. Allah aşkına siz yoksa o giden 200'er bin dolara mı bozuksunuz hala? Ah. 200 bin ne lan? Kim verir size 200 bin? Git aşağıda taksinin parasını öde. 25 lira yazdı. Ben sunucuların kankasıyım. Salih abi sen nereden çıktın abi? Niye geldin? Oğlum içkileri boşu boşuna mı aldık lan? Bir kıyak borcunuz var bana. Ne yaptınız lan 200 bin dolara? Ya yok öyle bir şey. Biz bugün toplan... Bu anın büyüsünü bozma. Tamam, tamam lan. Tamam. O parayla ne yaptığınızı anlatın bari lan. 200 bin dolar lan. Şşş, komşu da pişti, bize de düşmedi mi lan? He? Göz hakkı diye bir şey var. 1000 tane eder lan. Allah aşkına bu ne ya? Ne demek bu ne lan? Terbiyesiz. Bu kim diyeceksin? Salih Bey abimizdir. Aynı zamanda folklorumuzdur. Ya ben montu gösteriyorum. Abiyi mi gösteriyorum? Sizin bana çataşasınız gelmiş, bahane arıyorsunuz ama ha. Gelin birer tane vurun, tam olsun bari. Salih tamam ya, bugün biraz gerildik. Çocuğa çok yüklenme, azıcık idare et ya. Yok ya, ben oraya montumu asayım, askılık orada ya. Ha tamam, pardon. Ha. Hadi onlar yedi. Ben yer miyim lan ibiş? Perfect yaptım ya lan. Salih abi ne yaptın, niye dövdün çocuğu abi? Bana cisim muamelesi yaptı. Üzerimde 80 lira olabilir. Ne yaptınız lan 200 bin doları? Ya Salih anlatırım sonra, yok öyle bir para. Ben de öyle diyorum Murat'ım. Öyle bir para yok. Yok, kafam almıyor. Çocuk titriyor lan. Ya Veda sen bizi çıldırtacak mısın oğlum ya? Resme bak ya, Uğur Gürsoy karikatürleri gibi. Biz niye Muzaffer Kuşan'a gitmedik oğlum Polonezköy'e? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Bizi bitirmeye mi çalışıyorsunuz lan siz? Ha? Program yayınlanmadığı zaman sen prim arıyorsun lan. Abi ben mi ayarlıyorum diyetisyeni ya? Aşkın Hanım ayarlıyor. Ya Murat kusura bakma, yanlış anlama da kardeşim. Ben bu aşkının daha bir hayrını görmedim lan. Niye kusura bakacakmışım abicim? Ne alakası var? Ya zaten onun da suçu yok abi. Telefonla konuşuyor kız. Şekli göremiyor ki. Yani.
Kedin merhemi olsa kendi başına sürer ya. Bu herifin müşterileri falan yoktur Murat. Okula haytalığa gitmiş bu belli. Okumaya falan da niyeti yokmuş bu terbiyesizin ya. 8 senede bitirmiştir en az. Bu işin üniversitesi mi var lan? Var tabii oğlum. Beslenme ve diyetetik diye bölüm var ya üniversitelerde. Oğlum ben hep diyetetikten besleniyordum. Bütün fit kızlar orada. Abi bu hep beslenmeye abanmış. Baksana ya. İmamın dediğini yap, yaptığını yapma. O hesap. Vedat sana şimdi bir çarpacağım, bir diğer çarpacağım. Dayak hırsızımsın lan sen. Bir direkt mi yapıyorsun oğlum? Murat tamam şey yapma ya. Vedat, söyle çocuklara kayda girsinler. Bak Salih abin de orada laflıyor, tamam mı? Müşteri gibi. Atmosfer olur biraz. Biz de gelince röportajı yaparız. Murat gel biz de gidip biraz havamızı alalım. Ben içindeyim. Oraları pek bilmiyorum zaten. Sadece kütük orada. Ya toprağım, önemli olan genler. Gitmesen de görmesen de biz senden hemşeriyiz. Teşekkür ederim. Çocuklar danışmak istediğinizi söyledi. He. Doktor bey bana yardım etsen etsen sen edersin. Şimdiye kadar gördüğüm bütün diyetisyenlerden çok daha farklısın. Çok takdir ettim. Efendim benim kilo problemim var. Şimdiye kadar yoktu. Çok rahattım. Bir anda ne olduysa çok utanç içindeyim. Peki bütün bunların sağlığınızı tehdit ettiğini düşünüyor musunuz? Çünkü eğer buna inanırsanız her şey çok daha kolaylaşır. Efendim yalnızca sağlığımı değil benim bütün düzenimi alt üst edecek. Bir an önce bir çözüm bulmamız lazım. İsterseniz ben en başından başlayayım. Benim içimde bir çocuk var. Heh. İşte bütün haylazlığı o çocuk yapıyor. O çocuğa istediği her şeyi vermemek lazım. Şımartmamak lazım. Siz konuyu anlamadınız. Şimdi ben izah edeyim. Annem hamileyken doktor demiş ki ben demiş 2 tane demiş kalp atışı duyuyorum demiş. Senin demiş bu çocuklar demiş ikiz demiş. Annemler de her şeyi ona göre hazırlık yapmışlar ikize göre. Adını bile koymuşlar. Salih ile Semih demişler. Efendim ondan sonra ben bir donmuşum pat 10 kilo. Doktor da demiş ki ya demiş bu herhalde demiş. Ana karnındayken demiş kardeşin demiş yemiş. Yemiş demiş. Benim içimde Semih adında bir çocuk var. Kobuk adım da Semih zaten. İronik yani. Takip edemedim. Pardon, bir daha anlatır mısınız? Tabii senin şimdi uzmanlık alanına girmediği için sen kaçırdın olayı. Şimdi doktor bey şöyle anlatayım. Ben beslenmeme çok dikkat ediyorum. Yediğime, içtiğime çok dikkat ediyorum efendim. Yağlı ve hamur işi ağırlıklı bir beslenme programım var benim. Peki, 3 beyaz? 3'ü de fix. Hiç eksik etmem. Genellikle geceleri yatmadan önce yerim efendim. Yeşillik ve ev yemeği asla ağzıma sürmem. Çok zorda kalmadıkça yürümem, hayatımda hiç koşmadım. Kalori yakmaktan özellikle kaçınıyorum. Ama son zamanlarda kilo alamıyorum doktor bey. Yani vücudum mu oturdu, ideal kiloma mı ulaştım nedir ya? Bana bir yardım edin. Nedir? Halledeceğiz, merak etmeyin. 155'i mi tuşladınız? Buluşalım. Murat'ın ders verdiği okulda. 15 dakika sonra. Ekmekler orada kaldı. Aa bizim çocuklar orada. Aldırırız ekmekleri. Yalnız acele edin. Kurda kuzu emanet ettik ha. Röportaj boyunca adam sorduğun soruların bir tanesine doğru dürüst cevap vermedi ya lan. Salih abimizin başlangıç sorularında azıcık afallamış da o dalga geçiyoruz sanmış. Ya arkadaş ben adama özelimi anlatıyorum. Mahremimi paylaşıyorum ben senden. Adamın yaptığı şeye bak ya. Ya olmaz olsun böyle hemşeri. Çok çiğnemeyecekmişiz. Akşam belirli bir saatten sonra yemeyecekmişiz. Oldu. Laflara bak Totoro. Bunu anan da biliyor. İnsan bir kan grubu der, bir şey söyler. Gerçi ben duvarlara baktım ya. Diploması falan yoktu bunun. Kortizon tedavisiymiş de yok o yüzden kilo alıyormuş da. Lan yürü git. Kime ne hikaye anlatıyorsun Dede Korkut? Yazdıkça yazıyorsun. Diyemedim ya lan. Diyemiyorum orada, diyemiyorum abi. Ya arkadaş madem korpuşon kilo aldırıyor bana da ver korpuşon. Ben de yiyeyim korpuşondan. Ya bu diyetisyen tam bombacı çıktı. Ahmetciğim yetiştim sağ ol. Müsait bir yer deneyecek var. Tabii tabii. Parasının üstünü almayan var mı? Arkadan vermeyen kaldı mı? Ekada da sevecen bir o kadar çingör. Ekada da perişan bir o kadar artsız. Hayatın olmuş işler güçler. Sen nereye lan? Ben de burada ineceğim abi. Bir arkadaşla buluşacağız. Pinokyo. Sadi duysa ne olacak? Ha? Ne olacak? Sana mesafe koyacak. Biz ne yapacağız? Sadi'nin tarafını tutacağız, anında satacağız seni. Ya dımdızlak kalacaksın öyle. Oğlum yapımcının kulağına gitse ne olacak? Abi Reşit değil mi bu kız? Amma abarttın ha. Vedat bizim yapımcı duyarsa seni oyar, içini de doldurur duvara asar. Derinden de kilim yapar, üzerine basar da basar. Oğlum memlekette başka kız kalmadı mı lan? Allah Allah oğlum sana diyorum bak işinden gücünden olacaksın. Abi ne alakası var ya? Hem başka bir mesele bu. Şşş
Vedat kardeş. Ha. Ekmekler. Ekmek diyor ya. Geliyor abi, getiriyor çocuklar. Çocuklar ekmekleri getirmeyecek değil mi Vedat? Abi Allah aşkına 3-5 tane ekmek ya. Yol parasına değmez, gitsin bakkaldan alsın ya. Vedat, şeytanla raks ediyorsun, farkında değilsin bak. Sen az evvel azırı bir düşman kazandın. Bundan sonra Salih'in gazabı üzerinde olacak. Sen niye indir lan burada? Zehra ile buluşacağız, buraya gel dedi. Vedat geçmiş olsun. Bir yerinde bir şey var mı? Anlamadım. Az evvel gözünden düştün de. Oğlum sen intihar girişiminde bulunuyorsun, farkında değilsin. Abi bu konuyu çok abartıyorsunuz, farkında mısınız? D'Artagnan, unutma bunu. Hadi gel. Hadi bakalım, gidip biraz dinlenin. Kantincinin kesin talimatı var, illa ki ara vermem gerekiyormuş. Hadi, hadi hep beraber kantine. Hadi. Osman, sen de buraya gel bakalım oğlum. Koş, 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 koş. Bak, Pulsar efsanesi havlaya havlaya ekranlara geri dönüyormuş. Seni istediler ha. Veli'ni çağır gelsin, konuşalım. Anladın? Korkma diye lan. Ben olsaydım korkardım. Bak, nasıl çalıştırıyoruz demek. Kaç dakika ara veriyoruz? 10 dakika, niye? İyi tamam, biz birkaç dakika kafeye gidip geleceğiz 10 dakikalığına. Yok, o öyle olmaz. Yemezler Vedat, yedirmezler aga. Ne konuşacaksanız burada konuşacaksınız. Ben kantindeyim. Yalnız piyanoya dokunmak yok. Anladın sen Vedat. Hadi abi. Ne yapalım? Hadi yürü, 10 dakikamız var. Ne yapıyorsun be? Kamerayı alayım ya, çalmasınlar. 8 yaşındaki çocuklar kamerayı mı çalacaklar? Ben çok çaldım. Çalacaklar bak, garanti çalacaklar. Göreceksin, demedi deme. Çok teşekkür ederim Vedat ya. Borçlandım sana. Ne istiyorsun? Ya lafı mı olur Zehracığım? Sen isteyince sabahlara kadar düşündüm. Acaba ne yapabilirim de Sadi'yi tekrar işe döndürttürebilirim diye. Bir kere öperim, ödeşiriz. Pardon, anlamadım. Nesini anlamadın hacı? Bir kere öperim. Hemen şimdi burada nakit. Yalancının. Aşkın Hanım, latteniz hazır. Ne yapıyorsunuz siz burada? Borcumu ödüyorum. Zehra, çirkinleşme. Sadi'nin sizden haberi var mı? Siz derken, biz diye bir şey yok. Bir kerelik bir şeydi. Vedat, kalk, konuşmamız lazım. O iş öyle olmaz. Şimdi Zehra'nın derse gitmesi lazım. Aynen. O gitsin, sen geç onun yerine otur. Ben şu anda kalkamam. Sen ne zavallı bir insansın ya. Kaç haftadır burada derslere giriyormuşsun, Zehra'm söyledi. Hayırdır, ek iş falan mı? İş falan değil, para almıyorum. Para almıyorsan niçin giriyorsun derslere? Çocuk sevgisi mi? Yoksa biyolojik saatin mi yaklaştı kız, he? Lan sus, yeter! Sen beni sorgulayacak adam mısın lan şebek? Ne oluyor ya? Aval aval bakarsın işte böyle. Söyleyeceklerimi edepli bir şekilde dinlesen, olaya balıklama atlayacaksın ama... Ben Murat'ın yanında Zehra'nın asistanlık yapmasını istemiyorum. Ya ben bunun nesine balıklama atlayacakmışım, sebep? Bak, Zehra'yı bizim ekibe alalım diyorum. Prodüksiyonda insana ihtiyacımız var. Hem dizinin dibinde durur. Ne diyorsun? Allah derim, ne diyeceğim? Tamam, karışma. Ben hallederim. Cansın. Yapıyorsun la Kazanova Vedat? Başka bir hatun gelmeden araya ben gireyim istedim. Nerede lan benim ekmeklerim? Abi kaç taneydi ya senin ekmekler? Söyle bir koşu alıp geleyim. Vallahi en verimli çağımda libidomu düşürdün şerefsizim. Öyle değil, sen konuyu anlamamışsın lan Don Juan Vedat. Benim aldığım ekmekler nerede? Sen beni hiçe saydın. İzzeti nefis meselesi oldu lan bu. Sen beni ignore ettin. Abi nereden bulayım ben şimdi senin ekmekleri ya? Hem bayatlamıştır onlar, ne yapacaksın ki? Tost yaparım, içini çıkartır köfteye koyarım. Islatır kuşlara yem yaparım. Birazdan gözünde oluşacak morluğa basarım. Sana ne lan? Bayatsa bayat! Abi şöyle bir ortamda konuştuğumuz mevzuya bak ya. 1.3 megapiksel kamerası var. Optik zoom'u var, türünün son örneği. Kızla öpüşürken fotoğraflarınızı çek. Diğer hanımefendiyle de yakın görüntülerinizi belgeledim. Abi altı üstü öptüm kızı ya, öptüm. Hatta o beni öptü. Millet öpüşme bekliyormuş. Ne entrika doğdu arkadaş. Bakalım lan, Playboy Vedat. Bu geceye kadar ya benim ekmeklerim gelir, ya bu resimler Sadi'ye gider.
Abiş! Salih abim, sen sil o fotoğrafları, ben sana ekmek yapma makinesi alayım. Bana balık tutmayı öğretme. Bana balık al lan! Bak, yatsı namazına kadar o ekmekler bana gelecek. Yoksa mumun söner. Çav bella! Gel abi, gel gel gel. Sağlı gel, sağlı gel gel. Topla abi, topla. Devam, devam. Bırak. Tamam, böyle bırak, iyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya kusura bakmayın, sizi de getirttik buraya kadar. Of, köprü trafiği felaketti. Yoksa dert değil de. Sizin arkadaşlar tüm eşyaları almıştı. Ya ufak çıpka gibi bir şey var böyle, sivri uçlu. Görseniz iğne gibi namussuz ama çok önemli bir aparat. O düşmüş. Allah Allah. Çıkalım yukarı. Bir de siz bakın isterseniz. Sahilden gelecektim. Orası bile kilit kardeşim ya. Bitmiş bu şehir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'da yaşanmaz abi. Asla. Şöyle. Sağ. Önden geçin. Benim bir tane çılgın projem var bu konuyla alakalı, bakın. Ciddi mi? Tabii tabii. Bu iki köprü var ya. İkisini de yıkacaksınız. Millet denizden gidip gelecek. En temiz o. İki köprü mü? Tabii canım. Ah. Ya ufacık bir şey ya zaten. Demek attılar onu bir kutuya, gitti öyle. Siz de hakkınızı helal edin. Ne olur, gece gece yorduk sizi de. Kim bilir kim aldı, ufacık bir şey o. Arkadaşım yanlış anlama ama gecenin bir vakti beni İstanbul'un öbür ucundan buraya bu ekmekler için mi getirttin yani? Ama siz bu ekmeklerin benim için ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorsunuz ki abi. Ne deseniz haklısınız. Ama bu ekmeklerin benim için ölüm kalım meselesi olduğunu bilin lütfen. Bunları alamasaydım bitmiştim ben. Bekle. Geliyorum ben. Bekle. Bizimkiler almış. Kampanya varmış. Bir tane alana, bir tane bedava. Bizimkiler yemiyor. Bari sen al bunları ha. Abi sen beni çok yanlış anladın ya. Sucuk mu mu? He? İyi, iyi vallahi o zaman. Bitince yine gelirsin, tamam mı? Tamam. Sağ ol. İyi akşamlar Salih Bey abicim. Saygılar, emanetler. Bunu sen istedin. Göndereceğim fotoğrafları Sadiye. Abicim yapma ne olur. Ben farkı anlayacağım mı diye denemek için yaptıydım. Vallahi çok büyük adammışsın abi ya. Bir dakika dur, ekmekleri getiriyorum. Tamam ne olur. Buyur abi. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. İçinde onun sucuk peyniri kaç... Ya baş abi, numara düşer, menteşeler oynar. Boşa masraf çıkmasın yani. İyi akşamlar abicim. Tamam. Görüşürüz.